Evet, herkese de merhaba. Bugün bir teorem ispat edeceğiz fonksiyon analizi. Evet. İlk uzayında onları göstermeye çalışacağız. Şu şekilde verebilir ilk uzayı. E1, E2, nokta nokta E olan diğer bir uzay olsun. Diğer bir uzay olsun. Ve şunu söyleyeceğiz. E1 herhangi bir pikseli var X için. Diyorsunuz ki bu taban olduğuna göre bu x üzerinde ilerliyoruz. Bu x'i biz ne yapabiliriz? Herhangi bir x'i taban elemanlar ilerleyişim olarak yazabiliriz. Biz de şu şekilde yazacağız. X eşittir. İ eşittir birden n'e kadar lambda i çarpı eğilimlerin ilerleyişim olarak yazabileceğimizi söylemiştik. Tam eğilimi burada etkin elemanı bir cisim. X ki belki bir kompleks olabilir. Olmak üzere geliyor. Şu şekilde bir normla tanımlıyoruz. X kare eşittir. İ eşittir birden. Ne kadar? Şuradaki İ bir okuluyor. Buradan da İ'nin. İ'nin kuvveti. Ya bir bölü P diyoruz. İ hakkında ne söylüyoruz? Birden bir eşittir olacak. Olmak üzere diyelim. Ve şıkkından ki bu an anlatsın diyelim. Normal bir başka bir zaman göstereceğiz. Anlatsın. X uzayı bu an ile birlikte bu ile birlikte bir bana uzaydır, bir tam uzaydır. Bir tam uzaydır. Bunu ispatlayacağız. İspat için tabii ki gerekli bilgiler lazım bize. En önemli şey. Geçmiş bilgiler. Geçmiş bilgilerden ne bilmemiz gerekiyor? Tabii ki tam uzayı tanımlamamız gerekiyor. Tam uzayı görmekte eğer bu lineer uzayda alacağımız her koşu çizgisini yakınsaksak biz o uzaya tam uzay diyorduk. O yüzden biz de burada kepi bir koşu çizgisi alacağız ve bunun yakınsak olduğunu göstermeye çalışacağız. Efendim biz şimdilik reel uzay olarak alacağız. İsterseniz kompleks alabilirsiniz. Reel uzay olarak alıp ispat yapmaya çalışacağız. Burada X uzayının tamını gösterirken en çok kullandığımız şeylerden birisi reel uzayın tam olduğunu kullanacağız arkadaşlar. Tam olduğunu biliyoruz. Tam uzay olduğunu bildiğimiz için burada alabileceği alacağımız herhangi bir koşu dizisinin kısak olduğunu biliyoruz ve kullanacağız. En önemli şeylerden birisi bu. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi bilmemiz gereken şeyler koşu dizisi tanım lazım. Tanımı, yapısal dizinin tanımına ihtiyacımız var. Ondan sonra işte tam uzay yıl tanımına ihtiyacımız var. Bunu bilmeden kalem bir şekilde soruyu çözemeyiz. İşte gördüğünüz gibi linear bir vektör uzayı yani. Biz burada alsamız böyle bir taban var. Ben herhangi bir yerin yazımını söyleyemiyorum. Ve bunları kullanmamız gerekiyor. Şimdi alalım. X'lere diyelim. Ve eleman doğal sayılar olmak üzere. Olmak üzere. Bir koşu dizisi olsun. Nerede? X'de bir koşu dizisi olsun. Onu yazalım. Üzeri özel bir ifade edilmesi olayım. X'de bir koşu dizisi olsun. Çok olarak size bir ihtiyacınız yok. X'de bir koşu dizisi olsun. Evet. Şimdi burada koşu dizisinin tanımına ihtiyacımız var demiştik. Bu durumda her epsilon büyük bir sıfır için en az bir sıfır eleman vardır. Öyle ki en büyük eşittir en sıfır olduğunda
biz X'lerle projeyi nereye yazılmak arkadaşlar? Neye yazılmak? Bunları hemen söylersek buradaki gördüğünüz gibi E'den yazıyor. X üzeri tabanı ve X üzeri aslında boyutunu veriyor. O yüzden onu karıştırmamak açısından burada böyle kullanacağız kendilerini olarak. İsmi eksi X'lerin P nolu küçük türevizyon olur. Bu birimize vardır. Bunu kullanacağız ama ilk önce bu x m eksi x'lerin p nolu nasıl yazıldığını görmemiz lazım. Bu önemli bir şey. Nasıl yazıldığını bulabilmek için biz ilk önce diziyi nasıl yazmamız gerektiğini bulmamız lazım. Bunu yazdıktan sonra bu nolu hesaplayabiliriz. Şimdi şuradaki gördüğünüz gibi herhangi bir x elemanı nolu bu şekilde ifade edilmişti. Şimdi şu kenarda bir yerde biz şunları yazalım. Şimdi burada x elemanı lambda i çarpı i, aslında bu toplama baktığımız zaman lambda 1 çarpı e1 artı lambda 2 çarpı e2 artı lambda n çarpı n şeklinde yazıldığını açarsak bu toplamı görebiliriz. Peki herhangi bir diziyi nasıl yazacağız şimdi? Şimdi x1 var, x2 var, x3 var, x4 vesaire. Şunları silerim. Şurada biraz uzatarak x ile ve x m, yani bizim ilk önemli olan bunlar zaten ve x m. Şimdi x1 tabii ki yine x1 kimin elemanı? Baktığın zaman bu dizi ikiye alındığı için tabii ki x'in elemanı ve x'in elemanını biz e1 ve e'nin birleşimi olarak yazılabildiğini biliyoruz. Ve e1 yazarsak şimdi e1 buraya e2 yazalım. İşte buraya m3 yazalım. Artı ondan sonra nokta 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 değer yazalım. X şey E1 artı E2 artı işte oraya E3 artı nokta 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 değer şeklinde ifade ettiğimizde şuna dikkat ediyoruz. Biz şimdi bu X'ler için lambda 1, lambda 2, lambda n yazmış. Peki biz burada ne yazacağız? Yani lambda 1, lambda 2, lambda n yazarsak yine x'e eşit olmuş olur. Yukarıdaki herhangi bir x'e. Ama burada özel bir x1 söz konusu, x2 söz konusu. Bunu yapabilmemiz için bizim başka bir gösterimde bulmamız lazım. Adı lambda i olmayan ama lambda i girmez bir şey. Şimdi bakın bu bir çok önemli. Burada iki çok önemli. Biz bunu lambda 1, şuna lambda 1, 2 diyerek gördüğünüz gibi ilk şeyler alt indislerde İlk indiz sabit kalacak şekilde diğerleri de şu şekilde ifade edelim. Lambda 1, 3 ve lambda 1. Şimdi bu yapıldıktan sonra şimdi şuna bakalım de. Bunu nasıl yazacağız? Lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, 3 ve lambda 2 yakışık bulunabilir. Şimdi bu şekilde aşağı doğru devam edersek, bu eşittir dersek, lambda L1, L1, E1 artı lambda E2, E2 artı lambda L3, E3 artı lambda 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 N şeklinde ne yapabilir? Yazılabilir olan her birisi. İsmeye geldiğimiz ise bu lambda N1, E1, lambda N2, E2 artı lambda M3, E3 artı 2, 3 artı lambda hemen eğer şeklinde bu dizinin terimlerini bir şekilde ifade edebiliriz. Bunları biz toplam sembolü olarak yazdığımız zaman nasıl yazarız? Çünkü gördüğünüz gibi toplam sembolü var burada X'in yazılımında. Onun yazılımında da toplam sembolü kaybolmadığı gibi burada kaybolan sadece E'ler var. Lambda'nın pinci kuvvetini evet, bu toplam bir bölü pi'nin kuvveti almış. O yüzden bizim de x ile x'i ne yapacağız? Toplam sembolü şey yazacağız. Buraya lambda yazacağız. Buraya i yazacağız. Ya da e'yi yazacağız. Demek ki lambda x'lerin yazılı tarzı toplam sembolü ya bu şekildeymiş. İ ise i eşittir 1'den yine şeye kadar, n'e kadar lambda n'i
iyi şekilde yazılacağını görebiliriz. Şimdi bu taraf tamam, bu bizde not olarak kalsın. Şimdi bunları kullanarak arkadaşlar biz bu farkı ilk önce yazacağız. Yani şuna göre x ve x'leri yazacağız. İlk önce x ve x'leri yazarsak burada şu demek 1 eşittir 1'den n'e kadar lambda m i a eksi lambda l i a eşittir ne yazabiliriz? Şimdi burada eşittir dedik. Burada aynı ortak çarpım parantezini alabiliriz. Şurada toplam simboli var. Aynı toplamda yazabiliriz. Bu toplam şu şekilde olacaktır. Lambda n eksi lambda l şu şekilde a çarpı a şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu gördüğünüz x'in görüntüsüyle x'in görüntüsü neredeyse aynı oldu. A'yı parantezinde şu gördüğünüz bizim katsayılarımız x'in katsayıları ise x'e karşılık gelen katsayılar lambda iken x'in eksi x'e karşılık gelen katsayılar bunlar. O halde buradan biz bu xm eksi xl'nin p normunu artık bulabiliriz. Bu şeye göre o zaman e ile ortadan kalkacak demiştik. I eşittir 1'den n'e kadar lambda m eksi lambda n'in p'nci kuvveti. Bir de buraya p'nci kuvvet yazarsak burada hiçbir 1 bölü p'yi yazmak istemiyorum. Ben o zaman şunu söyleyeceğim. Şu p'nci kuvvet, p'nin n normuna göre bu şekilde yazıldıktan sonra ben küçük bir epsilon üstü p yazılabilir artık bu. Yazılabilir. Bundan sonra ne yapacağız? Dikkat etmemiz gereken husus şu. Şimdi şuraya dönelim. Şu tekrar bu yazdığımız dizinin terimlerine geri döneceğiz. Ve buradan n tane R'de dizi oluşturacağız. Nasıl oluşturacağımıza bakalım şimdi. Şimdi beyazları yazmıştık zaten. Şuraya dikkat ederseniz şuradan aşağıya doğru gidersek burada bir lambda dizisi, lambda alt dizisi bulacağız. Bu birinci dizimiz olacak. Adını sonra yazacağız. Sonra şuraya bakarsanız bu bizim ikinci dizimiz olacak. İkinci dizi. Şuraya bakarsak bu bizim üçüncü dizimiz olacak. Ve bu şekilde devam ettiğimiz zaman en sonunda ikinci dizimiz olacak. Buradan her birisinden bir dizi ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Şimdi bunun hatlarına bir bakalım. Sonra şuradakilerle bir karşılaştırma yapacağız. Şu sağda bulunanlar. Şimdi bu sol tarafa baktığımız zaman bu dizinin adı gördüğünüz gibi bir hiç değişmiyor. Buradan 1, 2, 3, L, N oluyor arkadaşlar. Burası lambda L1 dizisi bu. Bu dizi arkadaşlar R'de bir dizidir. İkinci diziye baktığımız zaman bu lambda L2 dizisi oluyor. Bu da R'de bir dizidir. Şu üçüncü dizi ise tabii ki lambda L3 dizisi olacak. Ve son olarak en dizi ise şöyle yazalım. Bu da lambda L en dizisi olacak. Ve yine R'nin altında bir dizidir arkadaşlar. Şimdi bu dizileri ben Cauchy dizisi olduğunu düşünüyorum. Olduğunu göstereceğim. Ama ilk önce bir Cauchy dizisinin R'deki tanımına göre bir yazalım. Buna aynı şeyi bulabilecek miyiz diye bakalım. Bunun için bir tane tanım olarak yazarsak her epsilon büyüktür sıfır için en az bir n sıfır eleman n bulmalıyız. Öyle ki n sıfırdan gelen sona gelen m'ler ve d'ler için biz şunu bulmak istiyoruz. Artık mutlak değer metriği var biliyorsunuz ya da mutlak değer normu. R'de çalıştığımız için buraya normu yazmayacağız tabii ki. Şunu bulmaya çalışıyoruz. Lambda L1 eksi lambda L1 küçüktür. Epsilon olursa biz bu diziye Cauchy dizisi diyoruz. Bir Cauchy dizisidir.
Ben de öyle bir baktım. Şimdi sağ tarafa geldiğimizde yapalım arkadaşlar. Şuradan çekeyim. Acaba lambda L1'in ben bir koşu dizisi sorunu bulabilir miyim? Şimdi burada N tane toplam var. Bu N tane toplamı teker teker yazmaya çalışayım. Lambda M1 eksi lambda L1'in birinci kuvveti artı lambda M2 eksi lambda L2'nin birinci kuvveti artı nokta 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 n tane toplam lambda m eksi lambda l n birinci kuvveti küçük bir eksponansiyel p olduğunu biliyorum. Hangi ne zaman? Eğer l ve m büyük eşittir sıfır olduğunda, değil mi? Ben bu küçük epsilon üzeri p olduğunu tabii ki x dizisinin Cauchy dizisi olmasından kaynaklı biliyorum. Şimdi şuna dikkat edersek buradaki toplam her birisi pozitif. Şuna dikkat edersek şuraya bakın bir şey ekleyeceğim. Küçük eşittir diyeyim. Lambda M1 eksi lambda L1. Birinci kuvveti dikkat ederseniz bu toplamdan şuradaki sağdaki toplamdan daha küçüktür. Bunlar küçük eşittir. Çünkü diğer toplamlar negatif değildir arkadaşlar. Sıfırdan büyük eşittir. O yüzden bu her biri dikkat edersek lambda M1 de bundan küçüktür. İkincisi lambda M2 eksi lambda L2'nin birinci kuvveti de bundan küçüktür. Yani burada N tane lambda MN eksi lambda LN üzeri P de bunun her birisinden küçük olduğu için toplamların her biri, bu şeylerin her biri, toplamların her biri lambda M1 eksi lambda L1 üzeri P küçüktür. Epsilon üzeri P diyebiliriz. Ve en genel haliyle burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 N'e doğru gidiyor bunlar. Bunlar değişiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz aslında. Her i elemanıdır. İ, 2, N için lambda MI eksi lambda LI üzeri P aslında epsilon üzeri P'den küçüktür diyebiliriz. Yukarıdan bunu elde edebiliriz. Bu ise bize ne verir? Şimdi ona bakacağız. Bu ise bize tabii ki P'ler burada P1'de kuvvetten kök alırsa her i eleman 1, 2, N için tabii ki P'ler giderse tekrardan yazdım neyse mi eksi lambda n küçük bir epsilon olur. Bu ise bize tabii ki her lambda l'nin l elemanı varsa birisinin bir koşu dizisi b'de ve bir koşu dizisi olduğunu söyler. Şimdi biz ne biliyoruz? Madem bunlar b'de bir koşu dizisi, R uzayda tam olduğundan göre arkadaşlar bu her lambda her i için bunlar yakınsaktır. Ve bir Cauchy dizisi olur. R daha doğru şöyle yazayım. R1 tam uzay olduğundan her i için lambda L ile yakınsaktır R'de bir tane noktaya yakın sıcak. Şimdi biz o noktanın adını vereceğiz. Onun adını da lambda I olarak vereceğiz. Çünkü en tane noktamız olduğu için ve tabii ki belirtebilmek için lambda L bir tabii ki lambda 1'e yakınsasın ki bir anda olur. Adı beta 1 de olur. Şimdi beta I'ler de olabilir. I'ler de olabilir. Fark etmez ama en güzeli lambda I'ler arkadaşlar. İsimlendirme olarak bunu seçebiliriz. Olduğundan olur diyelim. Bu şurada anlama geliyor biliyorsunuz. Yani R'de yakınsaklık tanımına baktığımız zaman eğer bir dizi bir noktaya yakınsıyorsa yani lambda ileri burada alıp bu şekilde değerler aldığını varsayarsak onların arasındaki uzaklığın da sıfıra gittiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Sıfıra yakınsa ne zaman L'ler sonsuza gittiği zaman. Şuraya da L sonsuza gittiği zaman yazabiliriz. Şimdi bu bir kenarda kalsın. Asıl olaya gelelim. Şimdi tekrar biz yukarıdaki şemamıza da dönelim. Bakın neler olmuş, neler yapmışız.
Şimdi bunu başka bir renkle ifade edebilir. Bakın, L'lerimiz sonsuza gidiyor. L'ler sonsuza gidiyor. Yani bizim terimler bu şekilde devam edecek. Bakın lambda 1, lambda 2, lambda L1. Bunlar aşağı doğru gittiği zaman bunun lambda 1'e yaklaşacağını, bunun işte lambda 2'ye yaklaşacağını, bunun lambda 3'e yaklaşacağını ve bunda lambda n'e yaklaşacağını söyledik. Şimdi bunların her birisini e1 ile toplayıp bunu e2 ile toplayıp bunu e3 ile topladığımız zaman bu neye eşit oluyor? Bir şeye eşit oluyor. Aslında bunun neye eşit olduğunu biliyoruz yukarıdan. Bunu x olarak belirttiğimiz bir elemana yaklaşacağını biliyoruz. Bunun adı x ve x uzayındaki bir şeye yakınsayacak. Demek ki beklentimiz ne? Bu x, l şeyi başlangıçta aldığımız x, l dizisi beklediğimiz gibi bir x'e yakınsadığını göreceğiz. Bunu ama cebirsel olarak göstermek istiyoruz. Şimdi ona bakalım. Bakalım gel olur dedik. Bu yapışı bunu hallettik. Şimdi bir tane eleman elde ediyoruz. Adına x diyeceğiz. Lambda ellerimiz belli arkadaşlar. Bu lambda birlerle birler için lambda 2 ile d2'yi lambda n ile n'i çarptıktan sonra elde ettiğimiz elemanın adına x diyoruz. Y eşittir 1'den isterseniz y de diyebilirsiniz. Çok büyük ehemmiyeti yok. Lambda e olmak üzere olsun diyelim. Göstereceğimiz şey bu x ile dizisinin L sonsuza giderken x'e hangi normda P normda yakınsadığını göstermek istiyoruz. Artık normumuz P, o yüzden mutlak bir yer kullanmayacağız. P normda yakınsadığını göstereceğiz. Olduğu değil. Bunu gösterdiğimiz zaman artık istediğimiz şey olmuş olacak. Çünkü biz herhangi bir koşul sağlamıştık. Bunun yakınsak olduğunu göstermiş olacağız. Şimdi devam edersek göstereceğimiz şey bu dedik. O zaman norm işareti yapıyoruz. X, L, eksi X'in P normu. Şimdi X'lerin de X'in de bir neyi var arkadaşlar? Toplam sembolüyle yazım var. İ eşittir 1'den n'ye kadar. Hemen yukarıya gidin istersen. Biz X'lere bakın. X lambda i, L i, E i diye yazılıyor. Bunda L i, çarpı e. Burada x'imizin de zaten yukarıda yazımı var. Şurada onu da yazarsam i eşittir 1'den n'ye kadar lambda i e şeklinde yazabiliriz ve p normunda. Şimdi bu toplam sembolü bildiğiniz gibi aynı toplam sembolü bir tanesi olarak yazarsak lambda e i eksi lambda i şu şekilde kapattık ve e P normu. Şimdi burada ne kullanmışlar bakalım. Şimdi şey üçgen eşitsizliği arttıracağım ama genelleştirilmiş üçgen eşitsizliği olacak burası. Biliyorsunuz ki bir de normun ikinci özelliğini kullanacağız. Normun ikinci özelliği neydi? Bir lambda ile çarptığımız zaman x'i bu lambda çarpı x'e eşit olacaktı. P normunda yazarsak P normu olduğunu biliyoruz. P normunda. Ve üçgen eşitsizliği ise yani şu şekilde genelleştirilmiş diyelim. O zaman neydi? İşte Y1, Y2, Y3 şeklinde yazarsak biz bunları Yn diye yazarsak Y1 artı Y2 artı Yn olarak ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bu da genelleştirilmiş üçgen eşitsizliği. Şimdi hem genelleştirilmiş üçgen eşitsizliğini hem de normun ikinci özelliğini kullanırsın. Burada şunu bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. İstiyorsanız ilk önce açık bu toplam sembolü onuna göre yapabilirsiniz. Ya açmadan da yapabilirsiniz ama şunu lambda L'yi gördüğünüz gibi bakın mutlak değerle çıkması gerekiyor. Şuraya mutlak değer yazıp bulayım. Lambda L'yi eski lambda çarpı E'nin P normu olarak yazabilirsiniz. Hem üçgen eşitsizliğini kullandık hem de normun ikinci özelliğini kullanarak bu şekilde ifade edebiliriz. Aslında normla toplam sembolün yer değiştirmiş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burada bir şey biliyoruz. Her i için bu lambda i eksi lambda i ile bir sıfıra gittiğini biliyoruz. O zaman
Ve AI'lerin de Canon'un sınırlı olacağını biliyorsunuz. Çünkü bu onun tabanı zaten normal sınırlı olmak zorundadır. Çünkü AI'ler o uzayda bir eleman. Şimdi bunlar sıfıra gidiyor her AI için. Bunlar da sonsuzdan küçük. Sonuç olarak bunun sıfırdan başka bir yere gidip durumu yok. Sonuç olarak ne zaman dersek L'ler tabii ki sonsuza gittiği zaman. O halde x ile x'in sıfırdan da büyük bir eşit olduğunu biliyoruz. Sıfıra gittiğinde buradan ne yapabiliriz? Örebiliriz. Yani x ile x ve ne oldu? Sıfıra gittiğinde ne zaman? L'ler sonsuza gittiği zaman. Bu da bize x değerinin bu P normunda x'e yakınsak olduğunu söyler. Bizim beklentimiz zaten bunu yakınsak olduğunu göstermekti. Ve bunu göstermiş olduk. Buradaki en önemli husus gördüğünüz gibi x1, x2, xl ve xm'den ibaret olan bu diziyi bu şekilde yazabilmektir. Eğer bu diziyi bu şekilde yazarsanız normları hesaplamak daha kolay olur. Daha önceki Cauchy dizisi yakın saklılık kavramları, tam uzak kavramlarını da bilmek gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.